Evet, seçimleri geride bıraktık ama şu anda analizler de önemli ve bakalım o analizlerden son olarak KON'da ne söylemiş bugün. Araştırma şirketi KON'da 2023 seçimlerinin sandık sonuç analizini de paylaştı. O sonuçlara göre AKP oy kaybetti. Ancak o oylar Cumhur İttifakı içerisinde kaldı. Deprem bölgesinde ise seçmenin %15'i sandığa gitmedi. Analizdeki çarpıcı noktalardan bir diğeri ise sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düştükçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının da artması oldu. Sert tartışmaların, endişelerin zirvede olduğu bir seçim süreci geride kaldı. Muhalefetin değişim beklentisi seçim öncesi anketlerde kendisini gösterdi. Ancak sonuçlar beklenen gibi olmadı. İktidar değişimi gerçekleşmedi. Peki seçmenin tercihlerini etkileyen ne oldu? Partiler kendi içerisinde seçim muhasebesine düşmüşken araştırma şirketi KON'dan sandık sonuç analizi geldi. Araştırma 34 ilde 3607 kişiyle yüz yüze yapıldı. 14 Mayıs parlamento seçimi sonuçlarına göre AKP'nin oyu 2018'den bu yana 7 puan, 1 Kasım 2015'ten bu yana 14 puan azaldı. Ancak AKP'nin kaybettiği seçmenler muhalefet bloğuna geçmedi, Cumhuriyet İttifakı içinde kaldı. CHP %20 çizgisini kırarak %25 oranına ulaştı. Ancak araştırmaya göre bu oy oranı potansiyelinin altında. Oy oranı da 2018 seçimlerine göre düşen İyi Parti ne iktidar bloğundan ne de ittifak dışı diğer partilerden oy alamadı. Yeşil Sol Parti'de de benzer bir durum yaşandı. HDP'nin 2018 seçiminde aldığı oy oranının gerisinde kalındı. Oy kaybında seçim barajının %7'ye düşmesinin, TİP'le ittifak yaparak seçime girilmesinin ve Cumhurbaşkanı seçiminde başka bir ittifakın adayını desteklemesinin etki ettiği belirtildi. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerini yaşıyoruz bugün. Araştırmada deprem bölgesine ilişkin veriler de paylaşıldı. Sonuçlara göre deprem bölgesinde seçmenin %15'i sandığa gitmedi. Diyarbakır ve Maraş'ta seçmenlerin %17,8'i oy kullanmadı. Oyların %31'inin AKP'ye, %15,8'inin ise CHP'ye gittiği görüldü. MHP'nin aldığı oy %8,9 iken İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti'nin aldığı oy oranları %13,1 oldu. Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oy oranını %94,5 ile Urfa Harran'da, Kemal Kılıçdaroğlu ise %94,9 ile Ardahan Damal'da aldı. Araştırma sonucuna göre sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düştükçe Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranı arttı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranı ise azaldı.